Efendim mutlu akşamlar. Türkiye'nin saati işte tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir bültenle, beyaz ana haberle geldik karşınıza. Dünyadan, Türkiye'den ön planda hangi haber varsa bugün bu akşam burada konuşulacak. Efendim yurda döndüğümüzde ise malumunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın SGK borçları ile ilgili açıklamalarına AK Parti'den yalanlama geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın efendim. Yavaş döneminde 225 milyon liralık SGK borcunun 5.7 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Borçlarımızın miktarı 1.774 milyon 411 bin dolar azalmış. Utanmıyor musunuz Sayın Yavaş? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dudak uçuklatan SGK borçları ile ilgili Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamaya AK Parti'den yalanlama geldi. Tüm belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediye olarak adeta borç rekoru kırmış ve Türkiye birincisi olmuştur. Sayın Mansur Yavaş görevi devraldığında 225 milyon lira olan Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta prim borcu 5 yılda 25,5 kat artarak 5.7 milyar liraya çıkmıştır. İl Başkanlığındaki basın açıklamasında konuşan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın tüm gerçeği gözler önüne serdi. Sayın Yavaş yönetimine 12 defada toplamda 31 milyar 791 milyon liralık borçlanma yetkisi verilmiştir. Onlarca taşınma satış yetkisi AK Partili üyelerin çoğunlukta olduğu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Mansur Yavaş yönetimine verilmiş ve Sayın Yavaş geçtiğimiz 5 yılda 20 milyar liralık taşınma satışı gerçekleştirmiştir. Yani geçtiğimiz dönemde toplamda 52 milyar liralık Mansur Yavaş'a ek kaynak kullanma yetkisi verilmiştir. Sayın Yavaş çalıştırmadılar, engellediler diye yalan beyanda bulunarak milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Yalçın, Ankara halkının belini büken ego ve ASKİ zamlarını da eleştirdi. Mansur Yavaş göreve geldiğinde 2,5 lira olan ego bilet fiyatları şu anda 21 lira. Dolar bazında baktığımızda 0,40 dolar olan ego bilet fiyatları şu anda 0,63 dolar. Bu bilet fiyatlarıyla ulaşımda Ankara Türkiye'nin en pahalı 3. şehri olmuştur. Türkiye'nin en pahalı su tarifelerinden bir tanesi. Sırf biz geçmişten daha ucuza satıyoruz algısı yapmak için bu rakamları çarpıtmaya utanmıyor musunuz Sayın Yavaş? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın faizleri silin borcumuzu ödeyelim çıkışına da AK Parti kanadından cevap gecikmedi. Faizleri silin, bankadan kredi çekip defaten 1.7 milyarın tamamını ödeyeceğim. Geçtiğimiz yıl bu kanun çıktığında ödeseydiniz mi? Neden ödemediniz? Ve bu kanunda belediye şirketleriyle ilgili 120 ay yapılandırma imkanı var. Ancak bu yapılandırmalarla ilgili ilk taksitler dahi ödenmeden yapılandırma dosyaları iptal edilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi basiretsiz, beceriksiz, liyakatsiz kadrolarla iflasa doğru sürüklenmektedir. İşte tüm bu yalan, tüm bu çarpıtma, rakamlarla oynamanın asıl amacı bu iflasa doğru sürüklenmenin üzerini örtme çabası. Van ve Diyarbakır'ın ardından Batman'daki Kürtçe uyarı ve yönlendirme yazıları da valiliğin talimatıyla silindi sayın seyirciler. Ve işte buna tepki gösteren DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu yine haddini aştı. Eline aldığı sprey boyayla valiliğin duvarlarına Kürtçe yazılar yazdı. Batman'da yollara yazılan Kürtçe trafik uyarı yazıları silindi. Misilleme yapmaya çalışan DEM Partili vekil haddini aşıp valiliğin duvarına Kürtçe yazılama yaptı. Van, Diyarbakır ve Mardin başta olmak üzere DEM Partili belediyelerin bölgelerindeki uyarı ve yönlendirme yazılarını Kürtçe'ye çevirmesiyle başlayan gerginlik sürüyor. Bu yazılar ilgili valilerin talimatlarıyla silinip yerlerine yeniden Türkçeleri yazıldı. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Kürtçe yazıların silinmesine gösterdiği tepkiyle yeni haddini aştı. Eline sprey boyayı aldı, Batman Valiliğinin duvarına Kürtçe, önce Kürtçe, önce dil yazdı.
Yazılamanın ardından Kürtçe açıklama yapan Oduncu, en büyük düşmanlığı Kürtlere karşı yürütüyorlar açıklamalarıyla kendince algı operasyonu yapmaya çalıştı. Batman Belediyesi'ne bağlı ekipler de yollardan silinen Kürtçe yazıları yeniden yazdı. Efendim, Hatay'da ise lan kelimesi yüzünden çıkan kavgada gözü dönen yolcu ısırarak minibüsün şoförünün kulağını kopardı. Bu inanılmaz anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan yolcu tüm hasılatı o sırada da cebine attı. Kulağımı ısırarak kulağımı da kopardı. Minibüs şoförünün üzerine çullandı. Saldırgan yolcu 9 yerinden ısırdığı şoförün kulağını kopardı. Ardından tüm hasılatı cebine attı. Biraz vardı. Onu da alıp cebine koydu. Şefik Bural, Erzin-Adana minibüs hattında çalışıyordu. Saat 4'teki seferi için kontağı çevirdi. Yolculuk için her şey hazırdı ama son gelen yolcu hayatını bir anda kabusa çevirdi. Hareket etmeden önce bir kişi daha geldi. Kapıyı açtım. Neresi dedim. Adana dedi. Ücreti çıkarttı. Allah'ın dedi. İşte lan kelimesi kavganın da fitilini ateşledi. Şoförün üzerine bir hışımla çullanan yolcu dehşet saçmaya başladı. Ben de hayırdır deyince ve o esnada küfür etti. Yumruk vurunca ön oturağa düştüm. Ve ondan sonra üstüme abandı. Ve kollarımı ve bütün vücudumun 8-9 yerinden ısırdı. Tam o esnada inanılmaz bir olay yaşandı. Saldırgan yolcu boğuşma sırasında Vural'ın ısırdığı kulağını kopardı. İlk hamlede kulağını ısırmış, kafasını direksiyona vurarak bayağı bir darp ediliyor, darbe alıyor şoförüm. Çığlık seslerini duyan meslektaşları hemen Şefik Vural'ın imdadına yetişti. Bir kulağını kaybeden şoför canıyla boğuşurken saldırgan yolcu bu kez de sandalyenin üzerindeki hasılatın peşine düştü. Arkadaşlarım aşağıya aldığımda alırken beni götürürken orada elimdeki paralar oturan üstüne düşünce yaklaşık miktarı biraz vardı. Onu da alıp cebine koydu. Zamanında müdahale edilemediği için kulağı yerine dikilemeyen Vural 10 gün sonra yeniden ameliyat olacak. Ona dehşeti yaşatan saldırgansa tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ben şikayetçiyim. Sonuna kadar davacıyım. Mimar arkadaşlarıyla kutlamaya gitti, alkol tüketti ve direksiyon başına geçince de kaza yaptı. Kazaya müdahale eden polislere memur olduğunu söyleyip cezadan da kurtulmaya çalıştı ama başaramadı tabii. Yine denetimlerde alkollü olmadığını söyleyen bir gençse 3.76 promil oranında alkollü çıkınca şoke oldu ve bakın bunun da nedeni neydi sevgili izleyenler? Alkollü araç kullanan kadın sürücü kaza yaptı. Ben de memurum diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ama ekipleri ikna edemedi. Ne gerek var? Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Halenur adlı kadın gece arkadaşlarıyla birlikte kutlama yaptı. Ama dönüşte alkollü olduğu halde direksiyona kendisi geçince kaza kaçınılmaz oldu. Halindeydi ama biraz daha yol tarafındaydı böyle. İçerken sağdan aldırdık. Olay yerine gelen trafik ekipleri kadın sürücüye alkol testi yaptı. 1,65 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu. Yani iki iş olduk böyle. Yazılacak cezadan kurtulmaya çalışan Halenur kendisinin de memur olduğunu söyleyip polise dakikalarca dil döktü. Ne gerek var? Memuruz, birbirimizi koymayacağız. Ancak bunlar işe yaramadı. Cezası kesildikten sonra aracı da otoparka çekildi. Antalya'da polis çevirmesine takılan bir genç daha vardı. Yapılan ölçümde tam 3,76 promil alkolü çıkmıştı. Ama işin aslı çok başkaydı. 3,76 promil alkol çıktı.
ama ağzıma alkol sürmedim. Alkometredeki rakamı görünce şoke olan Mehmet Akif Bakır, hiç alkol almadığını, sadece ağız gargarası kullandığını söyleyip itiraz etti. Alkol içirmesine girdim. Alkol 3.76 promil çıktı ama alkol içmemiştim. Bu ağız gargarası yüzünden oldu. 6.439 lira ceza kesilen genç, hastanedeki kan testiyle alkol almadığını ispat edince cezayı iptal ettirdi. Kan testini verdim, kanımda 0 çıktı. Ağız gargarasını kullanıyorsanız çevirmeye girmeyin. Efendim, İstanbul Sarıyer'de taksi şoförü Erkan Fıçıcı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda Fıçıcı şans eseri sadece ayağından yaralanırken motosikletli saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı, ancak polise yakalandılar tabii. Motosikletleriyle yanaştılar, taksiye binmek üzere olan şoföre kurşun yağdırdılar. Üç el silah atıldı, o şeye çıktı ama olay gerçekleşmişti. Sokak ortasındaki silahlı saldırının adresi Sarıyer. Ekmek parasını kazanmak için evinden çıkan taksi şoförü Erkan Fıçıcı, her gün olduğu gibi kapıdaki taksisine yöneldi. O anlarda müşterilerine aracın kapısını açan Fıçıcı, kendisi de arkadan geliyordu. Ancak tam o anda silah sesleri peş peşe duyuldu. Plakasız bir motosikletle gelen iki kişi Fıçıcı'nın arkasında durarak taksi şoförüne ateş açtı. Neye uğradığını şaşıran Fıçıcı şans eseri ayağından yaralanarak yere düştü. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken yolcular da büyük panik yaşadı. Taksi şoförü Erkan Fıçıcı ambulansla hastaneye kaldırılırken babasının vurulduğunu gören kızı feryat etti. Çocuk çok bağırdı, baba baba diyor. Mahalle başına toplandı. Bu mahallelere başına toplandı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri yapılan incelemede 3 kovan, 1 de mermi buldu. Bulguların ışığında taksi şoförüne saldıranlar da çok geçmeden yakalandı. Muğla Milas'ta ise kadın sürücü otomobilini park etmek istiyordu, ancak fren yerine gaza bastı. Önce yerde yatan köpeğe, sonra da bir kişiye çarptı. Hızını kesmeden markete daldığında ise çalışanlar ve alışveriştekiler büyük panik yaşadı. Park etmeye çalıştı ama fren yerine gaza bastı. Kontrolünü kaybettiği aracıyla bir kişiyi ezerek markete işte böyle daldı. Yürekleri ağza getiren olay Milas'ta yaşandı. Boğaziçi mahallesindeki bir markette alışveriş yapmak için yanaşan kadın sürücü pedalları şaşırdı. Panikle fren yerine gaza basınca da olanlar oldu. Sürücü önce yerde yatan bir köpeğe, ardından da bir müşteriye çarparak markete daldı. O anlarda alışveriş yapan diğer müşteriler ve market çalışanları büyük panik yaşadı. Olayın şokunu atlatamayan kadın sürücü sinir krizi geçirdi. Markettekiler tarafından araçtan indirilen kadın çarptığı adam için feryat etti. Aracın çarptığı adam sıkıştığı yerden kaldırıldı. O anlarda an be an kameralar tarafından böyle kaydedildi. Ucuz atlatılan kazada can kaybı olmaması herkese rahat bir nefes aldırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim, bu arada günlük dilencilik kazanç rekoru da el değiştirdi. Hatay'dayız bakın. Vicdanları sömürerek kolay yoldan para kazanan yaşlı dilencinin üzerinden çıkan parayı gören zabıta gözlerine inanamadı. Bir daha yok. Peki. Tamam. Başlayayım şimdi. Zabıta ekipleri saymaktan yoruldu. Bankamatik dilenci günlük kazancıyla yeni bir rekora imza attı.
Bir daha bu şekilde bu işlere... Ne işliği var? Hatay zabıta ekipleri dilenci avındaydı. Halkın dini ve manevi duygularını istismar ederek para toplayan bu yaşlı dilenci merkeze götürüldü, üzeri arandı. Yaşlı dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti. Para desteleri say say bitmedi. Üzerinden 19.765 lira çıkan yaşlı dilenci günlük para toplama rekoru kırdı. Paraya el koyan zabıta ekipleri yaşlı bankamatiğe bir de nasihatte bulundu. Bir daha bu şekilde bu işlere... Ne işliği var? Tamam. Bir daha yok. Hiç. Tamam. Başlayın işine. Sevgili izleyenler, ünlü modacı Cemil İpekçi'nin Bodrum'daki pansiyonunda kanalizasyon patladı. İşletmesi lağım suyuyla dolan İpekçi, CHP'li Bodrum Belediyesi'ne isyan etti. Belediyeyi göreve davet eden ünlü modacı, "Bunlar Bodrum'un sonunu getirecekler," dedi. Belediyeyi de göreve davet ediyorum. Bu artık Bodrum'un sonunu getiriyorlar. Farkında değiller ama Bodrum'un sonunu getiriyorlar. Bodrum'daki pansiyonunu lağım suyu bastı. Ünlü modacı CHP'li Bodrum Belediyesi'ne işte böyle tepki gösterdi. Bodrum Bahçesi 8 numara Cemil İpekçi diye bir pansiyonum var, 4 odam. Ve Perşembe'den beri kanalizasyonlar tıkalı. Onun için de pansiyonu, evet, adıyla söyleyeceğim, bastı. Modacı Cemil İpekçi'nin Bodrum'daki 4 odalı pansiyonunda kanalizasyon patladı. Belediyeyi aramasına rağmen çözüm bulamadığını iddia eden İpekçi, sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla CHP'li belediyeye veryansın etti. Zaten 2 müşteri vardı. O 2 müşteri de kaçtılar efendim. Bu çöpe, bu pisliğe artık evleri bile, pansiyonları bile kanalizasyonlar basıyorsa... Kim gelir? Yetkililerden günlerdir dönüş alamadığını da iddia eden ünlü modacı, yardıma gelmemelerine rağmen yalan söylüyorlar dedi. Bir de yalan söylüyorlar, geldik diye. Şu anda telefon açtım, geldik dediler. Hayır, yalan, gelmediler ve hala bu haldeyiz. Gece yarısı olsa göreve davet ediyorum. Mağdur olduğunu belirten İpekçi, CHP'li belediyeyi göreve davet etti. Sorumsuzlukları yüzünden Bodrum'un sonunu getireceklerini söyledi. Belediyeyi de göreve davet ediyorum. Bu artık Bodrum'un sonunu getiriyorlar. Farkında değiller ama Bodrum'un sonunu getiriyorlar. Acil bir halde Bodrum'un temizliği için harekete geçsinler. İstanbul'dayız efendim. Pendik'te güzellik salonunda çalışan bir kadın, işletme sahibi ve bir çalışanın saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kadının kardeşi de olaya dahil olunca kavga, bakın nasıl bir meydan savaşına döndü. Allah belanızı versin. Bana vurma yaptınız ya. Ayşe, hırsız ilan edin. Alo. Polisi. Patronunun ve çalışma arkadaşının saldırısına uğradı. Kardeşini yardıma çağırınca ortalık karıştı. Ne söyleyeceğim şu an bak. Kolum getir bana kolum. Bağırın çağırın. Kolum getir. Güzellik merkezindeki kadın kavgası kameralar tarafından böyle kaydedildi. Elimi terk et. Bırak. İşini terk et. Kolum getir. Tut şu karıyı bak. Siz yeter. Bir şey yapmadım sana. Benim hani resim aptal değil. Çekiyorum bir de. Bir saniye abi. Bir saniye darp ediyorlar beni şu an. Kapatsın lütfen. Seni yürü. Getir şuradan. Ben de senin hırsızın. Konum getir, konum getir bana. Allah aşkına şunu kalp getir bana lütfen. Ayşegül Çelik, Pendik'teki güzellik merkezinde uzman estetisyen olarak çalışıyordu. Bir uzman estetisyene şu an saçma salak dişine saldırıyorlar. Bana vurdular abi, kapatma. Abi söyleyeceğim konum. Aynı iş yerinde resepsiyonist olarak çalışan iş arkadaşıyla tartıştı. Patronu da tartışmaya dahil olunca işler çığırından çıktı. Kadın kavgası meydan savaşına dönüştü. Bir uzman estetisyene şu an saçma salak dişine saldırıyorlar. Bana vurdular abi, kapatma. Abi söyleyeceğim konum. Dün şöyle, resepsiyon beni yanına çağırdı, güzellik merkezindeki iş personel. Sistemle alakalı birkaç soru sordu bana. Ben de cevapladım. İşletme sahibi o sıra geldi. Benim dedi resepsiyonumu dedi aşağılayamazsın. Neymiş, ben onlara bir aydır orada eziyet ediyormuşum, o şekilde söylüyor kendisi. Ama halbuki öyle bir şey olmadığını,
kendim açıkladım. Patronunun ve çalışma arkadaşının saldırısına uğrayan kadın hemcinsleri tarafından darp edildi. Kolunu mırtını topla çık git dedi dükkandan. Bu sözün ardından ben de söyledim. Dedim ki siz beni kovamazsınız, ben kendim çıkarım dedim. Ama bu sefer kavga falan etmiyoruz. Sadece sözcüklerle bu şekilde bir mini tartışma geçiyor. Benim işim yok. Kapatmıyorum abi, kapatma lütfen. Abi bana vurmaya kiminizin hakkı yok, tamam mı? Bir yandan olayları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kadın, bir yandan da iş arkadaşlarından polisi aramasını istedi. Bana vurmaya hakkınız yok. Elif sen benim iş yerimi yönetemezsin. Yönetmedim bak. Benim iş yerimi yönetemezsin. Kapat telefonu. Kapatmıyorum abi, kapatma lütfen. Lütfen abi bana vurmaya kiminizin hakkı yok, tamam mı? Senin de burayı bana vurmaya kiminizin hakkınız yok. Ekiplerin gelmesini bekleyen Çelik kardeşinden yardım talep etti. Onun da gelmesiyle ortalık daha da karıştı. Sonra kız kardeşime mesaj attım. Ben dedim dükkana darp ediyorlar. Hani gel acil, koş yetiş. O da zaten geldi dedi. Benim dedi ablama dedi nasıl vurabilirsiniz gibi. Ondan sonra dedi ki ben dedi vururum dedi aynı bu şekilde. Ekiplerin gelmesiyle tansiyon düştü. Darp raporu alan Çelik patronundan ve mesai arkadaşından şikayetçi oldu. Ancak karakol çıkışında bu defa da öfkeli patronun ailesinin saldırısına uğradı. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Bana vurma yakınız ya. Ayşe polisi ilan edin. Alo. Polisi. Gıda sahtekarları yaz mevsiminin en serinletici belki de meyvesi karpuza yağlı hile bulaştırdı efendim. Nasıl oluyor anlatalım. Bazı tezgahlarda alıcıya hani böyle daha cazip gözüksün diye karpuzun kabuğuna sıvı yağla adeta cila çekiliyor. Elmas gibi de parlayan o karpuzlar iştah açıyor ama kafaları da aslında allak bullak ediyor. Şimdi karpuzu izleyin. Karpuzu aldıktan sonra biz eve gidip bir de onu dezenfekte edip yıkayan insanlar olaraktan yağlı olarak bilmiyorum yani, hiç almazdım yani. Parlak gözüktüğü için müşteri daha çok seviyormuş. Aa bu parlak, bu daha iyidir diyorlar ama içini bilmiyorlar. Vallahi dışı gösterişli olanın içi boş olduğu için biz karpuzu o şekilde seçmiyoruz. Parlak karpuz iyi çıkar algısı yeni bir kurnazlığın da önünü açtı. Bazı uyanık satıcılar çamurlu karpuzları sıvı yağ ile adeta cilaladı. Ortaya da bu görüntüler çıktı. Karpuzu yağlıyorsunuz. Bunu niçin yaparlar? Bunu biz yapmıyoruz da yapanlar var. Karpuzun yağlı olması biraz daha cazip gösteriyor. Cazip gösterdiği zaman da alıcısı çoğalıyor. Karpuz ne kadar parlak ve yeşil durursa o kadar alıcısı çoğalır. İçi mi önemli, dışı mı önemli yoksa sesi mi önemli derken bir yeni literatür daha eklendi efendim. Karpuzun dışına yağ sürüyorlar ve daha çok satılmasını sağlıyorlar. Parlak gözüktüğü için müşteri daha çok seviyormuş. Aa bu parlak, bu daha iyidir diyorlar ama içini bilmiyorlar. Valla dışı gösterişli olanın içi boş olduğu için biz karpuzu o şekilde seçmiyoruz. Görüntülerdeki satıcılar da yağ oyununu uygulamalı olarak gösterdi. Çamurlu, mat kabuklu karpuzlar saniyeler içinde ışıl ışıl parlamaya başladı. Şimdi karpuzu izleyin. Dışı toprak olsun, tarladan geldiği belli olsun. Hayat pahalılığında yağı yemeye bulamıyor, karpuza nerede muruklu sürecek? Akıl, mantık kabul etmez onu. Olmaz, yok öyle bir şey. Şimdi karpuzu izleyin. Yağlı karpuz mu tercih edersiniz yoksa normal sönük mü? Dışı yağlı olursa daha iyi olur. Niçin? İçi de kırmızı çıkar. Karpuzun yağlanıp satıldığını duyanlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karpuzun dışını yağlıyorlar. Çok saçma değil mi? Değil mi? Yani normali böyledir. Mat olması bilmiyorum, öyle biliyorum hani. Cazip olduğu için yağlı bir karpuz alır mıydınız? Almam. Parlak yani. Yok, içi önemli, dışı önemli değil. Şimdi karpuzu izleyin. Sevgili izleyenler hatırlayacaksınız CHP lideri Özgür Özel SGK borçlarıyla ilgili olarak CHP'li belediyeler olarak gerekirse çöpleri ellerimizle toplarız demişti. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntülerse İstanbul Silivri Belediyesi'nin Özel'i ya hiç duymadığını ya da pek de kale almadığını ortaya koydu. Bakın bir ilçe sakini çöp dolu konteynerlara ve sokaklara taşan o çöp yığınlarına nasıl isyan ediyor? Çöpleri ellerimizle toplarız. Arkadaşlar Silivri Belediyesi'nin pistini görün. Çöplere bakın, çöplere. CHP'li Silivri Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinden önce verdiği sözleri tutmayı unuttuğu gibi çöpleri toplamayı da unuttu. İlçede çöp dağları oluştu. Rezilliğe bakın, burası Küptaş 3. Bak görün. Bak Fahrettin Bektaş Caddesi. Görün.
Çöplere bak, rezilliğe bak. Belediyenin rezilliğine bak. Mimar Sinan Mahallesi'nde günlerdir alınmayan çöpler konteynerlardan caddeye taştı. Silivri koca bir çöplüğe dönüştü. Çöpleri ellerimizle toplarız. Bak CHP Belediyesi'nin rezilliğini görün arkadaşlar. Bak size bile bile bunları çekiyorum, görün. İnanmazsınız, bakın pisliğe bakın. Bir ilçe sakini belediyenin vurdum duymazlığına isyan etti. Çöplüğe dönüşen sokağı böyle görüntüledi. Bakın. Çöplüğe bakın, bakın. Bakın, görün. Oy alana kadar mı CHP Belediyesi? Siz bu CHP Belediyesi'ne oy verdiniz, bu Silivri'ye rezil ettiniz. Rüzgarla birlikte etrafa saçılan çöpler çevre kirliliğine neden olurken çöp yığınlarından yayılan kötü kokular da mahalleliyi canından bezdirdi. Silivri halkı, rezil ettiniz bak Silivri'yi. Sizin yüzünden her yer leş gibi. Günün belki de en ilginç haberlerinden biri de bu efendim. Bakın kitap okuyordu. Kendini bir anda 68 farklı dili konuşurken buldu. Gaziantep'te yaşayan poliglot Enis Tataroğlu ile tanışın. Komşusunun hediye ettiği kitaptan aldığı ilhamla adeta bir anda Google Translate amcaya dönüştü. Tam 68 dil konuşabilen Tataroğlu şimdi adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırmaya hazırlanıyor. Ich weiß 68 Sprache. Gaziantep is one of the most beautiful cities of the world. Gaziantep va Sekaini Sai Kire Machibito Vaika minun teyden suomi minun evoi umerre vakit ki mender İran reftim men didam hem rahime. Hızına Google Translate bile yetişemiyor. Duyduğu kelimeleri anında 68 farklı dile çevirebiliyor. Fince bilmeme rağmen bu kitabı anlayamıyorum. Der misin? Kendisine hediye edilen Almanca hikaye kitabı tam tamına 68 dil bilmesine vesile oldu. Unutulmaya yüz tutan ölü dilleri bile hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla öğrendi, rekorları alt üst etti. İşte YouTube'un sayesinde işte biraz PDF kitapların işte artık ulaşılır hale gelmesiyle Livonca'yı dahi öğrendim. İngilizce öğretmenliği yapan Tataroğlu bir ayda bir dil öğreniyor. Küçük yaşlardan farklı dillere ilgi duyan Tataroğlu Tibetçe'yi bile ana dili gibi konuşuyor. Gaziantep'a Sekaini Sai Kire Machibito bir ayda öğreniyorum ben. Ondan sonra bir ayda çok rahat bir dili hem grameriyle hem belli bir kelime hazinesiyle. Enis Tataroğlu kendi kendine geliştirdiği yöntemler sayesinde adeta dil dehası haline geldi. Ben İran'a gittiğimde arkadaşlarımı gördüm. Öğreneceği dil sayısının daha da artacağını söyleyen yabancı dil ustası şimdi Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmak istiyor. Guinness eğer bir fırsat verirse bunu... Yani uygun görürse diyelim Guinness, değerlendiririm. Ich weiß 68 Sprache. Gaziantep is one of the most beautiful cities of the world. Gaziantep va Sekaini Sai Kire Machibito Vaika minun teyden suomi minun evoi umerre vakit ki men der İran reftim men didam hem rahime. Efendim sırada kısa haber turumuz var. Polisleri peşinden koşturan şüpheliyi bir çelmeyle böyle yere serdi. Konak'ta iki kadın trafik polisinin durdurduğu şüpheli kimlik sorgulaması yapılırken kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren şüpheli peşindeki polislere fark atmaya başlamıştı ki devreye bu genç kahraman girdi. Önünden geçen şüpheli bir çelmeyle yere serip yakalanmasını sağladı. Yakalanan şahsın kızına şiddet uyguladığı ve arandığı için kaçtığı ortaya çıktı. Yusuf elinden aldıkları hastayı hastaneye yetiştiren sağlık ekibi dönüş yolunda arabaların çarpmasıyla yaralanan yavru dağ keçisine denk geldi. Yusufeli yolunda Artvin'den dönerken Yusufeli yolunda araç bulmuş av keçisi yavrusuna denk geldik. Yolda yatıyorduk. Başında kanaması var. Hemen durup yavru keçinin yaralarına müdahale ettiler. Ahmet hocam pansumanını yapıyor.
Hafif ağzında da kanaması var. İnsanlara alışık olmadığı için yerinde duramayan yavru keçinin açık yaralarına ilaç sürdükten sonra yeniden doğaya saldılar. Yavru keçi yaralarına rağmen saniyeler içinde gözden kayboldu. Ben böyle arabaya bakayım. Vay. Başında kaskıyla böyle geldi, bir anda silahını çekip gece kulübü korumasının bacaklarına doğru ateş etmeye başladı. Silahların patladığı o anlarda sahil yolunda yürüyüş yapanlar da büyük panik yaşadı. Hepsi park etmiş araçları kendilerine siper ederek korunmaya çalıştı. Saldırının hedefindeki koruma da kendisini araçların arkasına attı. Ama bacaklarından yaralandı. Yaralı koruma hastaneye kaldırılırken polis de görüntülerdeki saldırganın peşine düştü. Bu küçücük camdan girdi, minibüste buldu, bütün paraları ceplerine doldurdu. Bu yöntemle tam 5 minibüsü soyan hırsız son işinde güvenlik kamerasına böyle yakalandı. Polis görüntülerden teşhis ettiği hırsızı saklandığı inşaatta yakalamayı başardı. Bu yöntemle 5 minibüsten 8 bin lira çalan hırsızın 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için arandığı ortaya çıktı. Ekibiyle dalış yapan Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu su altında midyelerle domuz balıklarını besliyordu. Ama o balıklardan biri midye kabuğunda yiyecek bir şey kalmayınca gözünü profesörün parmağına dikti. Çaya batırayım mı? Bak böyle daha güzel. Gel gel. Yakaladığı kirpiyi sırtından tutup havaya kaldırdı, ardından da ona elleriyle bisküvit yedirmeye başladı. Çaya batırayım mı? Bak böyle daha güzel. Gel gel. Kirpi çaya batırılan bisküviyi iştahla yerken onu masaya bırakmak yerine kaçmasın diye sırtından tutup havaya kaldıran genci eleştirenler de oldu. Bak biz seni seviyoruz. Bizden sala sala gelmez. Değil mi? Sevgili izleyenler, tiyatro ve televizyon dünyasının duayen ismi Kenan Işık bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı ve törene sanat ve siyaset dünyasından aslında çok sayıda isim de katıldı. 9 yaşındaki Doruk Işık, yani Kenan Işık'ın torunu efendim. Bu törende sağlıklı halini hiç göremediği dedesinin fotoğrafını taşıyordu. Teşekkür ederim bu güzel alkışlarınız için. Değerli seyircilerimiz, Kim Milyoner Olmak ister? Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması programıyla yeniden huzurlarınızdayız sevgili seyirciler. Sözle ifade edilemeyecek duygular içindeyiz. Kaybettik. Elimizden geleni yaptık. Ümidimizi hiçbir zaman yitirmedik. Ama buraya kadarmış. Usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık bugün başkentte düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun naaşı Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenazede usta oyuncuyu spor, siyaset ve iş dünyasından birçok isim yalnız bırakmadı. Tiyatronun ve televizyon dünyasının sevilen ismi 2014 yılında saunada yere düşerek başını çarpınca beyin kanaması geçirdi. Hem ekran önünde hem tiyatro sahnesinde çok önemli işlere imza atmış, çok önemli bir tiyatro insanıydı. Tiyatrocu değildi, tiyatro insanıydı. Çok insan yetiştirdi, çok insanın ruhuna, kalbine dokundu. Acımız çok büyük tabii ki. Usta oyuncu yatağa bağlı geçen 10 yıllık yaşam mücadelesine yenik düştü. Cenazesi İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Sevenleri sayısız projeyle hafızalara kazınan Kenan Işık'a son veda için bir aradaydı. Kenan Işık arkadaşımız sadece bir tiyatrocu değildi.
yazardı, şairdi, çok değerli bir aydındı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. 9 yaşındaki Doruk Işık, sağlıklı halini hiç göremediği dedesinin fotoğrafını taşıdı törende. Kenan Işık'ın cenazesi törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastasıyız efendim. Kemal Sunal filmlerinin hastasıyız. Ne zaman yayınlansa tekrar tekrar izlemekten hatta hiç bıkmayız. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Korkusuz Korkak diye bir filmi vardı Kemal Sunal'ın. İşte o film bakın gerçek oldu. Nasıl? Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie ekranlarınızda. Jolie bir röportajında kendisi için bir kiralık katil tuttuğunu itiraf etti. İşte bu itiraf Kemal Sunal'ın mülayim karakterini de akıllara getirdi. Dur. İyi ama kurban kim? Söylemedin ki. Söylemedim mi? Söylemedin. Kim? Ben. Sen mi? Angelina Jolie'den yıllar sonra çok çarpıcı bir itiraf geldi. Dünyaca ünlü oyuncu kendisini vurması için bir kiralık katil tutmayı düşündüğünü söyledi. Acayip bir kiralık var elimde. Bu işi zevk için yapıyor. Öz babasına iş koydular, babasını bile temizledi. Oh! Ne hayırlı evlat be. Jolie 22 yaşındayken yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle hayatına son vermeyi düşündüğünü, bu yüzden kendisi için bir kiralık katil tutmayı planladığını itiraf etti. Allah! Korkmayın lan, patlamadı. Mülayim! Mülayim! 2 aylık kira borcunu ödemedin, dokunma bombaya! Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmini aratmayan hikayenin başrolünde bu kez Angelina Jolie vardı. Ünlü oyuncunun yıllar sonra yaptığı bu itirafı hayranlarını şaşkına çevirdi. Tam bana layık bir katil. İyi düşün abi. Sonra vazgeçersen kurtulamazsın. Jolie açıklamasında bu çılgınca gelecek ama ölmek için bir zamanlar birini tutmayı düşünüyordun dedi. Unutulmaz filmde mülayim karakteri de sağlık sorunlarından dolayı kiralık katil tutarak kendini öldürmeyi planlamıştı. Şerefi var bu işin. İlle öldürecek seni. Nerede bende o şans? Kaç aydır şöyle ağız tadıyla bir öleyim diyorum, ölemiyorum. Öleceksin, merak etme. Ve dünyaca ünlü bir başka yıldız Jennifer Lopez 55. yaşını belki de eşi benzeri görülmemiş bir partiyle kutladı efendim. Dillere destan. Dünya starının o görkemli doğum günü partisi sosyal medyanın da en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Kraliyet at arabası. Özel orkestra, dönem kostümlü dansçılar, Latin Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez 55. yaşını düzenlediği görkemli bir partiyle kutladı. Kraliyet balosu konseptiyle organize edilen partide dönem kıyafetleri giyen ve saçlarını kabarık topuz yaptıran Lopez kendisi için hazırlanan tahta oturdu. Sayılı davetlinin katıldığı törende danslar edildi, pastalar kesildi. Dünyaca ünlü yıldız partiye gelen dostları için şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. İlerleyen saatlerde rahat hareket edebilmek için kıyafetini değiştiren şarkıcı masanın üzerine çıkarak işte böyle dans etti. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler milyonlarca kez izlendi. Yanların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Efendim bakın, tarlaya serilen dokuma halılar ortaya Antalya'da seyrine doyul olmaz bu görsel şöleni çıkardı. Döşeme Altı ilçesinde kışın buğday tarlası olarak kullanılan arazi yazın böyle halı tarlasına dönüşüyor.
Her yıl buğday hasadının ardından boş kalan yüzlerce dönüm tarlaya bu yılda canlı renkleriyle binlerce el dokuması halı serildi. Kışın bekletildiği depolarda rengini kaybeden halılar kadın emekçiler tarafından güneşe serilerek canlı renklere kavuşuyor. Güneşe halıları seriyoruz, topluyoruz. Yağış oldu muydu böyle topluyoruz, üstlerini örtüyoruz muşambayla, güneşletiyoruz. Kavurucu güneşte zararlı haşerelerden de arındırılan halılar asıl rengine kavuşuyor. Güneşlendirme işlemine sabah erken saatlerde başlayan kadınlar gün batımına kadar halıları dokumaya devam ediyor. Şu an 80 dönümlük bir arazi. Daha da açılmayı düşünüyoruz. Yani 100-120 dönüm bir arazinin içinde yapıyoruz bu işi. Şu an 4000'e yakın halımız vardır. Ama 5-6000'e kadar halımız çıkıyor. Bu halının güneşlendirme mantığı matlaştırmak, pastel rengi aldırmak. Yurdun dört bir köşesinden gelen halılar geniş arazilerde günlerce Antalya'nın kavurucu güneşiyle yıkandıktan sonra adeta yeniden doğuyor. Her yerde böyle büyük arazi olmadığı için, bu Düşemaltı Killik Mahallesi'nde de bütün arazi olduğu için boş arazi lazım. İstanbul'dan geliyor bu mallar. Orada da boş arazi olmadığı için buraya geliyor. Efendim bu rengarenk görüntülerle bu akşamda Beyaz Ana Haber'in artık sonuna gelmiş olduk. Bizler de yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla size keyifli bir akşam diliyoruz. Görüşebilmek dileğiyle yine yarın aynı saatte. Hoşçakalın.